Videomuzun ikinci kısmına, yani part 2'ye geçtik. Bakınız şöyle kar yağmaya başladı. Kar başladı ya, ıslak. Havada kararmaya başladı. Recep Baba'ya da şimdi üşütmeyelim, kendimize üşümeyelim. Olsun, ha. Hemen çekelim şu şeylerini. Evet. Arkadaşlar, koli stop. Koli ne demektir? Adana koliden geliyor, yavru kuş hastalığıdır. Kuşlarda ateş, kusma, kursakta yediği yemi eritememe, kusma. Yediği yemi anında çıkarma. Kolidir. Bunun en başta anlayacağınız şey, nokta, püf noktası, kuşunuz eğer gidip suluğun başında suyu içtikten sonra kafayı dikip öyle bekliyorsa, kendini titretiyorsa, tüyü kabartıyorsa %100 kolidir. Genellikle yavru kuşlarda olur, çabuk çarpar. Onun için bunu devamlı bulundurmanız lazım. Yani benim kuşum hasta olmaz, çok iyi bakıyorum, ben sarayın içine bakıyorum demeyin. Çok diyen var. Var mı? Var. Tamam. O diyenler olabilir, var. Onu Allah bilir. Elinde sonunda geçer bir yerden. Evet. Kuşun ana baba taşıyıcı olur. Evet. Kendisi koli biraz onu yıpratmaz ama yavru çıkar. Taş gibi yavru dersin. O maşallah yüzük dersin. İki gün sonra bakarsın yavru gitmiş. Ölmüş. Şimdi onun yarım kaşık 2 litre suya atıyorsun değil mi? Bunu etkisini arttırmak için. Evet. Kuşlarınızda koli varsa arkadaşlar önce 2 litreye bunu katıyorsunuz. Evet. Yarım kepçe değil mi Recep Baba? Evet. Yarım kepçe. Şöyle mi? Kendi içinde aynı kaşık. Aynı. Yarını katıyorsunuz. Evet. Kattıktan sonra şu elektrolit. Elektrolit ne demek arkadaşlar? Nem, fokt, kaybı. Tamam mı? Bunu karşılar bu. Özellikle benim gibi posta kuşu yarışan arkadaşlar bilir. Kuş uzak yoldan geldiği zaman vücut nem her şeyi kaybeder. Evet. Tamam mı? Bunu karşılar ama bunu ikisini karıştırdığımız zaman yani etkisi ben %80 ise %90 %100 çıkar. Çıkarır diyor. Çıkarır. Emin olun deneyin. Ben direkt çalıştırıyorum. Ben şunu söyleyeyim, ben gene söyledim. Ben doktor, veteriner falan değilim. Ama 23-24 senedir Hollanda'dayım ve bu işin içinde gerçekten yani kendi çapımda bayağı uğraşıyor Recep Baba. Maşallah. Şimdi az çok beni tanıyorsun. Evet. Evet arkadaşlar, bu koliyi anlattık değil mi Recep Baba? Evet, ikisini anlattım. Evet. Bu da parati stop. Parastop da diyorlar. Parastop da. Onu öyle söyledim ki. Evet. Millet parastop. Güzel kar başladı yaşamışlar. Ya, maşallah. Arkadaşlar, paratiterapi. Yani paratı stop diyebilirsin. Bunun şeyi de hastalık nasıl bir hastalık? Paratı stop. Evet. Kuşların ayaklarında, eklemlerinde şişme. Evet. Ondan sonra hafif yeşilimsi ishal. Evet. Ondan sonra yeme karşı bir duyarsızlık, evet. Biraz kuruma, genellikle topallama, evet. Kuşun kanat sesi gitmesi, evet. Bir de en büyük belirtisi kuş yumurtladıktan sonra kuşta ne olur biliyor musun? Yumurta felci diyorlar ya, evet. Ben temin part 1'den anlattım galiba, ondan olabilir. Bak bunu oral olarak yani şırıngaya çekip çok hasta kuşlarınızın ağzına tek tek damlatabilirsiniz de, suluklarına da katabilirsin. Suluklarına da katabilirsin. Anlatabildim mi Recep Baba? Evet. Topallama, ondan sonra eklem tutulması, evet. Yeşil ishal, evet. Paratisto, paraterapi. Paraterapi. Tamam. Evet arkadaşlar, üçüncü ilacımız görüldüğü üzere Coxytrico. Evet. Şimdi Triko'dan başlayalım Recep Baba istersen. Olur. Triko demek... Bunda iki karışım mı var ki? Birisi Coxy demek bağırsaklarla ilgili olan bölüm. Triko demek üst solunum yolları. Yani kulak, burun, boğaz Türkçesi ve ciğerler. Arkadaşlar kuşlarınızın ağız açması, çabuk yorulması, ondan sonra kuşun uçma isteğinin azalması, sanki 1000 kilometre uçmuş gibi yorulması. Bu nasıl bir insanın grip olan ve nezle olan bir insanın koşamaması gibi, nefes alamaması gibi. Evet. Bu triko demek. Yani nefes yolları, üst solunum yolları. Ona geçtik. Coxy bağırsaklara yerleşen bir bakteriden oluşuyor. Bu bakteri de zamanla tedavi edilmezse bağırsak tıkanmasına kadar ilerliyor Recep Baba. Oo. En sonda kanlı ishalde en son çiçeği, hani safhası. Evet. Yani Allah göstermesin bir bağırsak kanserine insanlarda ona eş değer bir şey. O yüzden bunu da çok iyi kullanmanız lazım. Ben kullanıyorum yani. Tavsiye ediyorum. Bak şöyle göstereyim kendi bikinide. Seninki orada. Evet. Gördük ben ya. Ben de kullanıyorum. Evet. Özellikle hayvanlara eşe atmadan 2 hafta önce bunu kullanıyorum. Ver diyor yani. Evet veriyorum. Önce. Ondan sonra eşi öyle atıyorum. Neyse baba. Bu ne? Triko fiyatik. Bu da evet. Aşağı yukarı aynı. Evet. Temin anlattıklarımın aynısı bu da.
Bu bir üst markası. Bak bir sarı kapaklısı, bir mavi kapaklısı var. Evet. Bak buradan açıklamak. O direkt o mantar sarıla çalıştırıyor bence. Ben diyecektim. Evet. Gursak aynı gene. Gursak'ta olan mantar. Evet. Ya, ama triko bu koksil bağırsakla beraber ya bu. Evet. Bu sadece üst solunum yolları mantar evet. Mantar işte. O için bu. Tamam mı Recep baba? Şimdi bu ne abi? Worm. Hemen anladık. Kurt. Kurt. Evet. Arkadaşlar bunu çoğu arkadaşımız yapsın. Neden derseniz biz buralarda kuş beslediğimiz için bu taştan, topraktan, o yediği yosundan, mosundan kuş zamanla kurt yapıyor kendine. Hmm. Bu da öyle bir şey oluyor ki kuşun artık hani kurudu, murudu diyoruz ya bazen. O kurumaktan ölen kuşlara bazen kesin bakın. Sırf hastalıktan değil ha. İçini bir açın kurt çıkıyor koca koca. O da ne oluyor? İnsan nasıl kurt olan bir insan veya köpeklerde yeni doğar doğmaz hemen ne yapıyorlar? Kurt ilacı veriyorlar ki şeyini döksün ana. Çünkü ana sütünden kurt yapar. Evet. Bu da öyle. Güvercinler de öyle. Bunun 3 ayda bir mi veriyoruz? Vallahi ben 2 kere senede 2 kere kullanıyorum Recep baba. 6 ayda bir yapıyordum. Yapıyordum. Evet. Bak ben onu yapmıyorum. Çünkü niye biliyor musun? Belli zamandan sonra artık bakıyorsun bunu kullanıyorsun ya. Evet. Artık diyor kurt yok. Faydası oluyor diye. Aynen. Yani. Evet. Bununla geçelim Recep baba. Heh. Şimdi neye göster bakalım. Bu ne bakayım okuyayım hemen. Ornide. Orni tamamen üst yolları, solunum yolları. Yani şu koksi bak trikonun evet. Tamam mı Recep baba? Evet. Bu tamamen göz sulanması bir de buna dahil ha. Göz sulanması, gözde şişlik, göz akıntısı nasıl diyorlar? Hırlama. Işkırık diye yapıyorlar. Evet. Bak bağlarını unutabilirim hani arkadaşlar ben her şeyi biliyorum diye bir şey yok. Biliyorum. Maşallah doktorlara res çekiyorum. Yok estağfurullah. Valla öyle bir iddiam yok arkadaşlar. Evet. Ben sırf size yardımcı olayım diye Allah razı Recep Baba'yı anlatıyorum. Bak ben bunları okumadım bir yerden çalışmadıkla Recep Baba gel direkt söylüyorum yani. Evet, ben bunları hep kullandım arkadaşlar. Orni bu göz yağ sulanması, nefes darlığı gene ona da yarar. Evet. Boğaz ona da yarar. Tamam mı Recep baba? Karda bastırıyor bu ara. Evet, karda bastırıyor. Ver bakalım. Şu da hapı oluyor. Kurtun üzerine koy. Tamam. Şu da Orni'nin hapı oluyor. Ondan sonra Orni'nin hapı oluyor. Hapı yani şunun. Evet. İster tozu ister hapı. Bu da kurt ilacı. Hapı oluyor. O da hapı. Hapı. İster hapı olur ister toz olarak kullanılır. Baba ıslanacak ilaçlarına. Evet. Şu da şeyin hapı oluyor. Sen bunları böyle bırakıyorsun. Bana doğru mu bırakacaksın bunları yoksa? Problem değil. Ya Allah razı olsun. Problem değil. Koksi triko. Bu da ne? Evet. Damla mı bu yoksa? Hapı. İçinde 100 adet içinde 100 arkadaşlar, adet. Arkadaşlar temin anlattım. Koksitrikonun evet. Hapı. Şunu gösterdik mi temin? Ha, yok göstermedik. Bir onu mesela ayrı çekeceğim. Bu ne diyorsun arkadaşlar? Smoke diyorlar yani anlayacağınız üzere. Evet. Şöyle yapayım bak Recep baba smoke. Duman. Kümesinin içinde aynen öyle duman çıkıyor arkadaşlar. Aynen öyle. Arkadaşlar bu kümese yakıp atıyorsunuz. Evet. Kümesteki haşerat onu da geçtim. Hayvanların üst solunum yollarını gözlerine evet. Bakteriyi kırıyor. Ve kümesinizin ahşap benim gibi ahşap kümesi olanlar kenarlarında ne bileyim ya işte böcek bilmem ne varsa çıkarttırayım. Anladın mı Recep? Evet. Onu ayrı sana çekip evet. Bir video yapacağım. Şu tramis yeşil kapaklı onu ya, diyorlar ki dışarıdan kuş getirirsen ya da çok kuş uçurursan. Bunu pek kullanmana gerek yok aslında ama nasıl var? Eğer yabancı kuş getiriyorsan ve kuşun uzak yoldan geliyorsa mesela buradan Türkiye'ye gidiyorsa Türkiye'den buraya getiriyorsan ağzımdan aldım. Arkadaşlar bunu kullanırsan Translex. Kuş stresini falan da alırım. Aynen öyle nasıl diyorlar. Biliyorum? Bak ben hiç okudum bunu. İşte bak ben de Hank'ten duydum halde senden de duyuyorum. Hank, hatta senin de artısı var. Hank nedir Hank? Veterinerdir değil mi? Evet. Bak ben vallahi bile benim hiçbir alakam yok veterinerlikle. Helal olsun valla. Ben bildiğimi okuduğumu evet. Bu zamana kadar Hollandalıların içinde devamlı dernekte üyeyim biliyorsun. Evet. Neyse bunu o transport için. Bak, ha şunu soracağım bir de Baytıral artı 10. Arkadaşlar. Ha, onu bir izah etsen. Çok izah etsen. Benim gördüğüm. 12 karışım var diyorlar. Dur, aslı var. Bence Baytıral büyükbaş hayvanlar içindir. Evet. Ama bu kuş olur. Dinle. Özür. Bunun 3 miligram, 5 miligram var herhalde. %5'liği var. Evet. Onlar kanatlı hayvanlar için kullanılır. Ama ben size şunu söyleyeyim. Bak benim tecrübem bu. Bunları kullandın. Hiçbir faydasını göremedin. Artık kuşum ölecek. Bunu kullan. Evet. Bu özel olarak güvercin için son çare bu Recep baba. Evet. Hayvanı öldü.